Genel anlamda her çocuğumuzda bu şikayetleri rastlayabilir mi, yoksa kişiye göre çocuklarda değişebiliyor mu? Çoğunlukla rastlarız. Ama Rastlarsınız. çok farklı bulgularla da gelenler olur. Evet. Yüzü gülerek gelen olur. Ama ameliyatlık boyutta apendisit vardır. Ağrı eşiğine göre değişir. Bazen de tekrar bu resme bakarsak, apendiksin asıl olduğu yerde dikkat edeceğiniz bir şey var. Evet. Dikkatini çekmek istediğim. Kökü ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde kalın bağırsaktan kaynaklanıyor. Ama uç Evet. kısmı dikkat ediyorsanız kalın bağırsağın arka tarafına dönebiliyor, ince bağırsağın üzerine gelebiliyor. Bunlar da belirti ve bulguların farklı olmasına neden oluyor. Gizli apandisit dediğimiz özellikle kalın bağırsağın arka tarafına doğru dönenlerde tanı koymak zordur. Hasta çok rahat gelir veya ilk başta çok rahattır. Arkasından işler sıkıntıya girdiği zaman, patlama boyutuna geldiği zaman belirti verir. Bunlara dikkat etmek lazım. Özellikle çocuklarda şu önemli. Çocuklar kapalı bir kutu dedik. Korkabilirler. Evet. Kendi belirti ve bulgularını saklayabilirler. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü ameliyat lafını duyduğu anda çocuk kendini bulgularını saklama yoluna girer. Aileler bile aslında siz Ailelere de hekimlerden, saklar, evet. aileye de saklar. Yani anne babaya da saklar. Mesela oğlum galiba apandisitin var, kızım galiba apandisiti var, seni doktora götürelim dendiği andan itibaren hasta kendini saklama yoluna girebilir. Geçen yakın zamanda başımıza geldi. Evet. Karate kursuna giden bir oğlumuz, 8 yaşında. Benim önümde karate yapıyordu ameliyattan az önce. O kadar baskılıyor ki ama ameliyatta da yani patlama boyutuna gelmiş bir apandisiti vardı. Yani onun için çocuklarda işte işin zor tarafı bu. Yani çocuğu çözmek lazım. Gözlemle, ailenin de buna dikkat et, anne babaların buna dikkat etmesi lazım. Dedikleriyle hareketleri uyuşuyor mu? Çocuğun durumu uyuşuyor mu? Çocuğun sözüne güvenmek o konuda çok doğru değil. Yani benim Mutlaka. ağrım yok değil. Yani çocuğun yüzü asık, bastırdığın zaman ağrısı var, yürümekte zorlanıyor, benim ağrım yok diyor. Burada bir korku hali var. O Buna zaman dikkat tüm etmek lazım. vücudumuzu etkileyen bir sıkıntı durumu ortaya Tabii çıkmış ki, tabii oluyor. ki mutlaka. Zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi o. Adı apansite olduğu için çok basite indirgeniyor. Fakat çocuklarda eğer hastalık ilerlerse çok zor bir ameliyata dönüşüyor.